öğrenciler af istiyorlar. Duymuyorsunuz. Bu ülkede son yıllarda birçok çalkantılı olay yaşandı. Birçok aile acı çekti. Bu zorlu yıllarda başta FETÖ mobbingi olmak üzere yoksulluk, ailevi sorunlar, ölümler ve hastalıklar nedeniyle ihtisasını yarıda bırakan, hatta okulu bırakmak zorunda kalan bu gençler bizim çocuklarımız. Yetişmiş ama eğitimi yarım kalmış bu insanlara af çıkarmazsak aslında kaybeden bu ülke olacak. Bu gençleri de heba edeceğiz. Bu gençler okumak istiyorlar. Hangi gerekçe ve nedenle bu gençlerin eğitimine engel oluyoruz? Eğitimlerine dönmelerinde, okullarını ve ihtisaslarını tamamlamalarında ne sakınca var? Af büyüğe yakışır. Bu meclisin adına yakıştığı gibi Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi bu öğrencileri, bu kendi evlatlarını, bu ülkenin çocuklarını affetmelidir. Bir kez daha okumaları ve eğitimlerini tamamlamaları için onlara şans vermelidir. Bir başka konu ana başlığımız olan ÖSYM. Göbek adı skandal olan ÖSYM'de gelecek olursak, soruları çaldırsa da, yanlış sorular sorsa da, puanları yanlış hesaplasa da, kazananla kazanamayanları birbirine karıştırsa da, her yaptığı yanlışlıkla binlerce insanın psikolojisini alt üst etse de, yüz binlerce mağdur yaratsa da, ÖSYM'nin yeni yönetiminin bu yaraları saracağına ve daha güvenilir bir kurum yolunda çaba harcayacağına dair umutlarım var. ÖSYM sorunlu bir kurum. En kötüsü de sorunlara yaklaşımı sorunlu bir kurum. Yıllardır yaptığı sınavlarda birçok skandallar yaşandı. Birçok önergeler verildi, birçok sorular soruldu ama hiçbiri cevaplandırmadı. Örneğin 300'ü aşkın kişinin 120'de 120 net yaptığı, şampiyonların en az 20'sinin aynı evde yaşayan evli çift, kardeş ve arkadaşlardan oluştuğu ortaya çıktı 2010 KPSS sınavında. Bu 2010 KPSS'nin failleri meçhuldür, mağdurları ise hala mağdurdur. Değerli milletvekilleri, biliyorum hepinize bu mağduriyetler geliyor ve hepinize bu eğitim sorunları yansıyor. Telefon ediyorlar, mail atıyorlar. Ancak bu haksızlıkları bildiğiniz halde susuyorsunuz. Bu halk sizi buraya dertlerine derman olsun diye gönderdi. Sizin tek derdiniz saray ama unutmayın, saraylar yıkılır, devranlar geçer, halk yaptıklarınızı, suskunluğunuzu unutmaz ve tarih sizi affetmez. Benim derdim ÖYP biraz daha konuşulsun ve gündeme gelsin idi. Ben burada aslında kayıtları geçmesi açısından da iyi oldu bu sözü verdiğiniz. Görüldüğü gibi bütün partiler ÖYP konusunda hemfikirler. Ben AK Parti'nin de bu konuda böyle düşündüğünü düşünüyorum. YÖK'ün de iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceğini birazdan inanıyorum, söyleyeceklerdir. Ben YÖK'ün de gelin o zaman hep beraber bu cenazeyi ortadan kaldıralım. 15 gün içinde bu arkadaşlarımıza umut verelim, moral verelim. Bunlar yetişmiş insanlar. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Annelerin uykusuz gecelerini, bu çocukların yaşadıklarını, yoksul ailelerin çektiklerini düşünelim. Bu rektörleri bu vebal altına sokmayalım. Rektörleri bu kararla baş başa bırakmayalım. Biz söyleyelim ki hepsi görev alınsın. Bir de şu ana kadar doktorasını bitiren arkadaşları da kaybetmeyelim.